Afrika kıtası ağır siklet şampiyonluk maçında. Ve şimdi 8. round'a geliyoruz. Ve 8. round başladı. Şimdi tekrar bir sağ sol deniyor Thompson. Solis'in üstüne gitmeye devam ediyor uzun kollarıyla, uzun mesafeli yumruklar atarak. Şimdi vücuduna çalışıyor rakibinin. Thompson Solis'i yine iplerde yakaladı. Şimdi Solis Thompson'ı karşısına almak istedi ama Thompson'ın etkinliği devam ediyor. Şimdi Solis geri çıktı oradan. Thompson rakibini kontrol etmeye devam ediyor. Üstünlüğü ele geçiren taraf Tony Thompson bu anlarda. Solis rakibi karşısında oyun kurmaya çalışıyor ve şimdi bir sol sağ aldı Oldliner Solis. Sekizinci roundda son 1.45. İplerde yakaladı Thompson Solis'e çalışıyor. Puan alıcı girişimler bunlar. Şimdi de bir sol direk attı. Şimdi yine bir sol kuraşa vurdu. Thompson Solis'i iplerde yine yakaladı. Thompson çalışıyor rakibine ve en doğru yumruğu vurmaya hazırlanıyor. Sağ sol. Solis'in işi çok zor gözüküyor bu anlarda. Tekrar bir sol vurdu Tony Thompson. Solis ona sarılıyor. Hakem araya girdi. Yeniden boks kaldığı yerden devam ediyor. Thompson bir sağ vurdu. Şimdi bir sol. Cılız ama girişimler bunlar. Daha kuvvetli girişimlerin habercisi bu Amerikalı boksör için. 8. roundda son 1 dakikaya giriyoruz. Thompson çalışmaya devam ediyor. Bir uppercut girişimi vardı ama tam oturmadı Oldliner Solis'e. Şimdi Solis iplerde karşılık vermeye çalışıyor ama Thompson bu roundda epey puan alıcı yumruk vurdu Kübalı boksöre. Yine çalışmaya devam ediyor Thompson. Şimdi bu kez çok daha sert bir sol geldi Solis'e Thompson'dan. Solis savunmada kalmaktan başka çaresi yok. Thompson ataklarını sıklaştırıyor. Son 20 saniyeye giriyoruz 8. roundda. Thompson sağ gösterdi, sol vurdu. Tekrar sağ sol yaptı. Tekrar sağla girdi, tekrar solunu vurdu. Son 10 saniyenin içine girdik. Artık saniyeler sonra bu roundu da geride bırakacağız. Ve round sona eriyor. Boksörler köşelerine gidiyor. Oldliner Solis için her an daha da zorlaşmaya başladı karşılaşmada. Kübalı boksör için iyi başladığı sayılabilecek bir karşılaşma gitgide daha zor bir hal aldı. Tony Thompson rakibine karşı üstünlüğü ele geçirmiş olan taraf konumunda. WBC ağır siklet Amerika kıtası şampiyonluk maçı bu. 12 roundluk bir karşılaşma ve 8 roundu geride bıraktık. Birazdan 9. roundda puanlamaları öğreneceğiz ilk 8 round sonunda. İlk 4 round sonunda 3 hakemden ikisi Oldliner Solis önde göstermişti ama ilerleyen 4 roundda işin renkli biraz değişmiş durumda. Solis'te bir sakatlık mı var acaba? Şu an kritik anlar bunlar. Solis maça devam edebilecek mi? Hayır, Solis maça devam edemeyeceğe benziyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak oradan. Köşesinden maça dönmesi isteniyor. Bakalım Solis maça devam edecek mi? Hakem sayıyor Oldliner Solis'e. Evet, Oldliner Solis maça geri dönemedi. Büyük şok, büyük drama ringde. Olimpiyat şampiyonu, amatörlerde dünya şampiyonu olmuş Oldliner Solis için büyük şok. Üst üste kariyerinde ikinci mağlubiyet alıyor. Kübalı boksör için artık kariyer bundan sonra çok daha zor olacak. Ringde gerginlik hakim.
Ahmet Önör boksörüne çok tepkili. Polis 9. rounda dönemedi. Şimdi Thompson'ı kutlamaya gitti. Evet, karşılaşma 8. roundun sonu 9. roundun başında sona ermiş oldu. Maçın galibi WBC Amerika kıtası ağır siklet şampiyonluk maçının galibi 9. roundun hemen başında technical knockout'ta Tony Thompson oldu. Tony Thompson kariyerinde 40. galibiyeti elde ederken 27. kez knockout gerçekleştirdi. Outliner Solis gerçekten büyük bir şok yaşıyor. 20 galibiyeti vardı maç öncesi ve 3. mağlubiyetini aldı. Son 2 maçını mağlubiyetle kapatmış oldu ve kariyerine bundan sonra devam etmesi çok zor. Bu maça da oldukça kilolu geldiği gözüken Solis için burada alınabilecek galibiyet her şeyinden bir başlangıç olacaktı ama bu mağlubiyet belki de bütün hesapları alt üst etti. Kübalı boksörün bundan sonraki kariyeri oldukça tehlikede. 12 round üzerinden gerçekleşen karşılaşmayı, WBC Amerika kıtası ağır siklet şampiyonluk maçını 9. roundun hemen başında teknik knockout'la Tony Thompson kazandı. Tony Thompson 43 yaşında büyük bir sürprize daha imza attı. 2 sene önce David Price'a yaptığı büyük şoku bu kez Outliner Solis'e yaşatmış oldu. Amerikalı boksör Kaplan lakaplı Tony Thompson. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu gece 3 karşılaşmanın yayında sizlerle birlikte olduk A Spor ekranlarında. Gecenin ilk maçında Aziz Karaoğlu İtalyan rakibi Lovaglio'yu mağlup ederek WBC'de Akdeniz şampiyonluğunun sahibi olduğu yarı ağır siklette. İkinci maçta Avni Yıldırım ringe çıktı. Üçüncü roundda Gürcü rakibini knockout'la mağlup ederek hafif ağır siklette gençler kıtalar arası şampiyonluğun sahibi oldu. Ve gecenin ana maçında Tony Thompson, Outliner Solis'i kariyerini bir kez daha mağlup ederek yoluna devam eden taraf oldu. Outliner Solis'i de bu mağlubiyetten sonra toparlanması çok zor olacak. Ben sunucunuz Koray Şarkaya, hepinize veda ediyorum. İyi geceler, sağlıcakla.